Hepimizin başı sağ olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Şöyle bir yerde dursak ama nasıl yapalım? Şimdi burada şey var mı? Var başkan. Enkaz, evet. Var. 9 katlı bir bina. Katlı, evet. Şu an enkazın altında 20 ya da 25 kişi olabilir diye tahmin ediliyor. Evet. Bugün buradan bir kişi canlı çıkarıldı. Öyle bugün mi? Sabah. Evet. Ha, evet. Yaşlı bir anne. Evet. O yüzden umut var. Evet. İnşallah diğerleri de. Çalışma ekipleri falan var değil mi? Var, İnsanlar var. Çalışıyorlar. Yani ilk günler yoktu zaten evet, ama şu evet. an itibariyle var. Evet. Öncelikle hoş geldiniz hoş bulduk, Sayın Başkan. Ol, kentimize hoş geldiniz. Ol, hepimizin acısı aynı. Evet, aynı yaralarımızı aynı. Sarmaya aynen. çalışıyoruz. Aynen. Ancak şunu ifade etmek isterim ki özellikle iktidarın bu depremde, bu afette enkazın altında kaldığını belirtmek isterim. Evet. Şu da bir gerçek ki enkazın altından insanlık çıktı bu depremde. Evet, siyasi görüşü ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun insanlar bir dayanışma ruhuyla birbirlerine sahip çıktılar. Öyle. Bugün öyle. Ayakta kalmamızın tek sebebi bu. Öyle. Bizi belki de toplumu bütünleştirecek olan da bu ruhtur aslında. Ruhtur. Bunu evet. elbette ki özellikle ifade etmek istiyorum. Yaramız ve acımız çok büyük. Bu yaraları, bu acıları en kısa zamanda sarmak ve telafi etmek evet. durumundayız. Diyarbakır gibi bir kentte belki çok fazla yıkım yok ama enkazın altında hala insanlar var. Var, evet. İlk günden beri bütün imkanlarımızı seferber ettik burada. Ancak biliyorsunuz belediye eş başkanlarımız cezaevinde. Ve onların yerine kayyumlar atandı. Belediyelerimiz gasp edildi. Bu durum olmamış olsaydı bu yaralar çok daha çabuk sarılmış olacaktı. Onu belirtmek isterim. Kısacası hepimize geçmiş olsun. Evet, hepimize gerçekten hepimizin başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Gerçekten Türkiye'de herkesin kalbi bu bölge için atıyor. Deprem bizi, toplumu birbirine kenetledi. Acıları sarmak istiyoruz. Beraber olmak istiyoruz. Birlikte olmak istiyoruz. Acıları paylaştığımız zaman azaltabileceğimize inanıyorum. Elbette ki eski binaların, binaların, inşaatların sağlıklı yapılmaması, bunların düzenli kontrol edilmemesinin bir başka sorunu var. Ama asıl büyük sorun depremin yaşandığı bu ortamda gördüğümüz kadarıyla sağlıklı ve tutarlı bir koordinasyonun olmaması. Evet, bu koordinasyonun olmamasının getirdiği büyük acılar var. Ama bu vesileyle biz gerçekten enkaz kaldırma çalışmalarında çalışan, emek harcayan, AFAD var, sivil toplum örgütleri var, gönüllüler var. Bunların tümüne ama tümüne gerçekten yürekten teşekkür etmek isteriz. Sonuçta yaralarımızı saracaklar, acılarımızı biraz hafifletecekler. Ben gerçekten de deprem bölgesindeki bütün illeri geziyorum, gezdim, acıları paylaştık. Acılar hepimizin ortak acısı, siz de ifade ettiniz bunu. Ortak acıyı paylaşacağız tabii. İnşallah Türkiye bir daha benzer sorunlarla karşı karşıya kalmaz. Yaralar da umarım kısa süre içerisinde sarılır. Sonuçta güzel memleketimizi hepimiz huzurunda yaşamak istiyoruz. İnşallah Sayın Başkan. Çok teşekkür ederiz. Efendim tekrar geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Sayın Başkan, görüşmek üzere. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. 20 yıldır önümüze getirilen savaşa, talana, ayrımcılığa, sömürüye, her türlü şiddete destek veren bütçelerden biriyle daha karşı karşıyayız. Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana hazırlanan bütçelerin 21.sini de bu iktidar hazırlamıştır. Bugün de 660 milyarlık bir açıkla 2023 yılı bütçesini değerlendiriyoruz. 2023 bütçesi işçilere, emekçilere, kadınlara, gençlere, inanç ve değerlere, farklı ana dillere, özgürlüklere, doğaya, minareye, bilime, çocuklara, engelli bireylere, geleceğe, ağaca, kuşa, dağa, taşa düşman olan bu iktidarın yıllardır bizden çaldıklarıyla dolu bir bütçe.
sarayda hazırlanan ve iktidar tarafından da komisyonda onaylanan bu bütçe bir seçim bütçesidir. 82 milyon kişiden alınan vergilerle tek adam ve etrafındaki çıkar gruplarının kazanması için harcanmak istenen bir bütçe teklifidir. Sarayın şatafatına, yandaşın taleplerine, çetelerin masraflarına yetmedi 21. kez hazırladığınız bu bütçe. İktidar ve küçük ortağı nimetlerinden yararlansın diye milyonlarca insanın rızkıyla oynanan bu teklife hayır diyeceğiz. Yıllardır bizden çaldıklarıyla iktidar ayakta tutmaktadır. Kendileri saraylarda, şatafat ve gösteri içerisinde yaşayanlar, halkları da bir kuru ekmeğe, bir tas suya muhtaç etmeye çalışmakta ve hatta bunu bile çok görmekteler. Saray yönetimi yine halkın içinde bulunduğu derin ekonomik kriz koşullarını görmezden gelmiştir. İktidar, adaletsiz bütçe tercihlerinin ve yanlış yönetimin büyük ekonomik tahribatını halkın içinde bulunduğu dayanılmaz ekonomik koşulları, bağımsızlığı ve güvenilirliği kalmamış TÜİK verileriyle örtmeye çalışmaktadır. Kaldı ki gerçekleri yansıtmaktan oldukça uzak olan TÜİK raporlarında bile usulsüzlük, yolsuzluk diz boyu. Biliyoruz ki 100. yılına girmekte olan Cumhuriyet'in karakteri bir türlü demokratikleşmemiş ve AKP iktidarıyla milliyetçi, muhafazakar, tekçi bir karaktere daha fazla kaymıştır. 100 yıldır bu Cumhuriyet'in vesayetçi ve otoriter yapısı başa gelen her iktidar tarafından ya şeriat ya da bölücülük tehdidi üzerinden meşrulaştırılmıştır. AKP-MHP ittifakıyla ülkenin yapısal krizi iktidarı sürdürmek adına gün geçtikçe derinleştirilmiştir. Bugünün Türkiye'si tamamen AKP ve küçük ortağının eseridir. Yani bir cümle vebal kendi çıkarlarını her şeyin üstüne koyan bu iktidardadır. Bugün hala bile Cumhuriyet'in demokratikleşememesi, faşizmin kurumsal bir hale getirilmesi, son olarak 2 yıldır da derin bir şekilde yaşadığımız ekonomik kriz devasa bir hal almıştır. Bu ekonomik kriz sürecinde enflasyon rekor kırmıştır. Bu ekonomik kriz sürecinde işsizlik artmış, dış borç, dış ticaret açığı ve döviz kuru tarihi seviyelere çıkmıştır. İktidar ekonomi içinden çıkılmaz bir sarmala sürüklemiştir. Tüm bu süreçlerde iktidar devleti, siyaseti ve hatta tüm toplumu kendine göre dizayn etmeye çalışmış, pamuk ipliğiyle bağlı iktidarların devamlılığını sağlama adına mafyavari çetelerle işbirliğine girmiş, seçimde kazanma uğruna kesenin ağzını açtıkça da açmıştır. Bu durumda rekor bütçe açıklarını beraberinde getirmiş ve bu iktidarın 20 yıldır ülkede yarattığı hesaplar hepimizin geleceğini etkileyen, tamiri uzun yıllar alacak hasarlara neden olmuştur. 20 yıldır barışa değil silahlanma ve şiddete kaynak ayıranlar, kadınlara değil kadına yönelik çok yönlü şiddete alan açanlar, kadın yoksulluğunu tırmandıranlar, gençlere değil yandaşa, ranta, yolsuzluğa, tekellere, taşeronlara para akıtanlar, doğa talanından milyonlar kazananlar, çocuk işçiliğine, çocuklara yönelik her türlü istismara göz yumanlar.